Şimdi arkadaşlar başlangıçtan ilerleyecek bakın 12'ye gelecek devam edecek. 35'e geldiği zaman mecburen arkadaşlar ne yapacak? Renk değiştirecek ve 35'ten sağa doğru devam edecek. Sonra 16'da bir sıkıntı yok, 42'de bir sıkıntı yok. 17'de mecburen renk değiştirecek ve böyle yoluna devam edecek. Dolayısıyla arkadaşlar bu en fazla kaç kare ilerleyebilmiş sayalım bir. Şimdi vakit kaybı olmasın ben size tek tek saydım buradan. Böyle yoluna devam edeceği için arkadaşlar toplam 19 kare ilerleyecek. E şıkkı. 9 bölü 4 üzeri a eksi b, 8 bölü 27 üzeri a artı b. Hemen arkadaşlar 9 3'ün kuvveti, 4 2'nin kuvveti, 8 ve 27 de öyle. O zaman ben bunu şöyle yaparım. 3 bölü 2'nin karesi üzeri a eksi b olacağı için 3 bölü 2 üzeri 2 a eksi 2 b derim. Aynı şekilde 8 bölü 27, 2 bölü 3'ün 3. kuvveti a artı b ile çarpacağım. 3a artı 3b. Bundan sonra hemen tabanları aynı yapmak için ne yaparız? 2 bölü 3. Buradan arkadaşlar eksi 2a artı 2b ederim. Bakın ne yaptım? Burayı eksiyle çarptım ki 2 bölü 3 yapabileyim. 2 bölü 3, 3a artı 3b. Dolayısıyla eksi 2a artı 2b eşittir. 3a artı 3b. Buradan da arkadaşlar eksi b eşittir 5a oldu. B bölü a oranı arkadaşlar eksi 5 yaptı. Karesini alalım arkadaşlar x'in ne olur? 3 üzeri 1 bölü 4 olduğu için bunun karesini aldığınızda 3 üzeri 1 bölü 2. Yani aslında karekök 3 arkadaşlar. Haliyle kök 3 eksi 2'nin ters çevrilmeşi bu. Bunun içinde tabii ki pardon şurası kök 3 eksi 2 olacak. Bunun içinde eşlenik. Eşlenikte de burayı kök 3 artı 2 diye değiştirelim pay kök 3 artı 2. Kök karesi 3, 2'nin karesi 4 farklarını aldık. Böylece kök 3 artı 2 bölü eksi 1'den eksi kök 3 eksi 2 oldu arkadaşlar. E şıkkı oldu. 5 üzeri 20, 5 üzeri 10. 2 kare farkı neden? Ee, burada arkadaşlar 5 üzeri 10 parantezin alırsak 5 üzeri 10 eksi 1 olur. Sonra 5 üzeri 10 eksi 1 de bakın 5 üzeri 5 eksi 1 ve 5 üzeri 5 artı 1'dir. Haliyle buradan yola çıkarak aşağıda 5 üzeri 5 eksi 1, 5 üzeri 5 artı 1 direkt bunlar bakın ne güzel gitti. Bir tekne kaldı geriye 5 üzeri 10 d şıkkı. a artı b arkadaşlar, bakın burada 12. Sonra b artı c 24. Başka d artı c arkadaşlar kaç 34? Bak, b artı c'yi bir eksiyle çarpalım. eksi b b gidiyor. C eksi c'ye gidiyor. Böylece a artı d buradan 34, 12 daha 46, 24 çıkarsa 22 oldu. B şıkkı arkadaşlar. A küçüktür 0 küçüktür B. A çarpı C küçüktür 0. Demek ki bunlar ters işaretli. A negatif olduğuna göre C arkadaşlar pozitif olacak. C pozitif olduğuna göre D de pozitif olacak. Hangisi daima negatiftir demiş. Bakalım burada A eksi D. Evet bakın küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa her zaman negatif olur. E şıkkı. Önden yazayım istedim arkadaşlar vakit kaybı olmasın. 24 arkadaşlar bir köşedeki sayıların toplamı. Burada zaten hepsini biliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi 24 olması için biz diğer köşeye bakalım. Şu altıgenden yola çıkarak 5 6 daha 11 7 daha 18 1 daha 19 2 daha 21 demek ki B3'müş. Aynı şekilde burada da 3 5 daha 8 7 daha 15 4 daha 19 3 daha 22 A da arkadaşlar 2'ymiş. Toplamları 5 oldu. B şıkkı. Şimdi Ahmet'in elindeki torbanın ağırlığını arkadaşlar 3B-10 diyelim. Berat'ın 3 katından 10 eksikmiş çünkü. Ahmet'in elinde bulunan torbanın ağırlığı 3B-10 ile 20 kilogram başka bir torba arasındaki fark. Burada şimdi 3B-10 mu büyük, eksi 20 mi büyük bilmiyoruz arkadaşlar. Aradaki fark dediği zaman ne olduğunu bilmediğimiz için aradaki fark neymiş? altından küçükmüş mutlak değer yaptım. Buna göre haliyle 3B-30 arkadaşlar 6 oldu. Eksi 6, 3B-30 ve 6. Böylece 24 burası, 3B burası, 36 burası. Haliyle 3'e bölersek 8B, 12 oldu. D şıkkı mutlak değere dikkat. Fark dediği zaman onu görmemiz lazım. Özellikle bundan bunu çıkarıyoruz demiyorsa bizim için mutlak değerdir. Kısa kenara arkadaşlar bir birim, uzun kenara da kök köküç birim diyelim. Masanın uzunluğu ile ilgili bilgi vermiş, oran vermiş. O zaman biz kendimiz sayı verebiliriz. Sayı verseydi veremezdik ama bunu söyleyeyim. Şimdi dört köküçten biraz küçük kalmış bakın masanın boyu. Karesini alırsak masanın boyunun karesi 48'den küçük. Yalnız biz bir birimlikleri böyle bir 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 diye yan yana böyle dizince arkadaşlar en son kağıt direkt taşmadan e, bitiyormuş. Dolayısıyla 48'e yakın karesi olan sayı ne var? 6 var değil mi? O zaman 6 tane arkadaşlar biz kullandığımızda tam böyle bunu ölçer. Cevabımız A şıkkı olur. Aymergen ismi biraz burada ilginç tabii ama neyse ona takılmayalım. Şimdi A, B, C, D, E kişileri diyeyim ben buradan arkadaşlar. E, 5 kişi var. Bunlar böyle belli oranlarda şirkete ortak olmuşlar. Elif şirketin 1 bölü 6'sına sahipmiş. Yani x artı 8 arkadaşlar bakın şimdi tüm hepsini toplayalım. 12x artı 12 bunların hepsinin toplamı bunun 6'da 1 arkadaşlar. Dolayısıyla 6x artı 48 eşittir. 12x artı 12 buradan 36 eşittir. 6x x 6'ymış. Böylece x'i bulduk. Artık bundan sonra arkadaşlar yerine yazın. 6, 8 daha 14. Bu şirketin kaç Ta 1 bölü 6'sı. O zaman 14 çarpı 6'dan tüm şirket 84. Şimdi 84'ün 2 bölü 7'si. E, o kaç yapıyor 84'ü 7'ye bölersek? 12. 2 ile çarptık 24. Şıklarda 24'ü veren hangisi olacak arkadaşlar? X yerine 6 yazdığımızda bakın. Ceylan 24 oldu. C şıkkı. Payda eşitlersek arkadaşlar aküp eksi b küp bölü ab olacak değil mi? Burası da b eksi a. Bu arada a küp eksi b küp nedir? a eksi b a kare artı ab artı b kare. Aşağıda ab var. Burada b eksi a var. Sadeleştiler. Çünkü birbirinden farklı dediği zaman sadeleştirme hakkımız var. Böylece eksi 1 oldu. Eksi 1 çarpı a kareden eksi a kare. Eksi ab eksi b kare içler dışlardan ab oldu hepsini öbür tarafa atarsam a kare artı 2 ab artı b kare 0. E zaten bu a artı b'nin parantez karesi demek ki a artı b arkadaşlar 0'mış. Soru bizden ne istiyor? Bu ifade. O zaman a kare artı b kare bölü ab diyelim. a buradan arkadaşlar eksi b'ye eşit olduğu için yerine yazarsak a kare e, b gördüğüm yere eksi a yazıyorum. Karesi a kare oldu. Aşağısı da arkadaşlar zaten a B'nin eksilisi olduğu için buraya da eksi a kare yazıyorum. A çarpı eksi a'dan. Buradan ne oldu? 2 a kare bölü eksi a kareden eksi 2. Bir de bunun parantez karesi vardı. Cevabımız 4 oldu. E şıkkı. İki tane sayıyı kullanacak şekilde hareket edelim. Bakın ya 8, 10 ya 16 ya 6, 8 fark etmez. Kullanarak gidebilirsiniz. Şimdi ben 8 ile 6'yı kullanarak 1, 2, 3, 4 kenara bakıyorum şimdi. Bu A, B, artı 8 artı 6 44 olacak değil mi? Sonuçta herhangi ardışık 4 parça arkadaşlar. A artı B buradan ne oldu? 30. Şimdi A artı B 30 olduğuna göre şuraya gelelim. Şu, bu, bu ve bu. Bunların toplamı da arkadaşlar yine aynı mantıkla 44 olması için A artı B'nin 30 olduğunu biliyorum. 30 olduğunu bildiğim için arkadaşlar 36 buraya 8 kaldı. Artık şu, 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 şu. 6, 8 daha 14. 10 daha 24. Demek ki bu mavilerden biri 20'ymiş arkadaşlar. Şimdi A'yı bulma zamanı geliyor yavaş yavaş. Burada e, şu, şu, şu ve şu. 10, 20 daha 38. Daha 38, 6 olmuş oldu. Böylece artık arkadaşlar burada bakın 10, 6, 8 daha 24. Demek ki bu da 20'ymiş arkadaşlar. Böylece toplamları D şıkkı 40 yaptı. Bir tane parselin Uzunluğu bakın uzun kenarı 9 üzeri x artı 1. Kısa kenarı 3 üzeri x. Alanını bulurken arkadaşlar 9 üzeri x artı 1 nasıl yazılır? 2 çarpı x artı 1'den dolayı böyle. 3 üzeri 3x artı 2 eşittir. Ne olmuş oldu? 1 bölü 3 yani 3 üzeri eksi 1. 3x artı 2 eşittir eksi 1. 3x eşittir eksi 3'ten x eksi 1'miş. Yani bunun kısa kenarı 1 bölü 3'müş. 3 üzeri eksi 1'den uzun kenarı da eksi 1 artı 1 0. 1'miş gördüğünüz gibi. Şurası 1 burası 1 bölü 3.